Bizim asıl cebhemiz Türkmanın tek sesidir. İhtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir. Bizim asıl cebhemiz Türkmanın tek sesidir. İhtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir. Bilmeyenler koy bilsin Irak nasasıdır. Bilmeyenler koy bilsin Irak nasasıdır. Irak Türkmanın cebhesi, Türkmanın hakkını aldı. Yüzde vuran geldi gitti, cebemiz defa kaldı. Irak Türkman cebesi, düşmanın hakkını aldı. Yüzde vuran geldi gitti, cebemiz defa kaldı. Evet, Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş günü münasebetiyle 1995'lerde bu güzelim Irak Türkmen Cephesi kuruluşu tesis olurken Erbil güzelim Sultan Muzaffer diyarında kuruluşu tesis ederken ve şimdi Kerkük'te onu kutluyoruz. Evet, 26. yılın dönümüne giriyoruz, yaşına giriyor Irak Türkmen Cephesi. Bu arada işte Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve Başkan Yardımcılarını, yetkilileri, onları sınavı olarak bekliyoruz ve sizlere hoş geldiniz, sefaları getirdiniz efendim. Bu arada temsilcilerimize ve Kerkük'ümüzden gelen büro sorumlularımıza ve sivil toplumlarımıza hepsine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyoruz. Ve gözünüz aydınız olsun bu mübarek gününüz. Evet, bu sadece sizin kutlama gününüz değil, tüm Türkmen elinin halkının kutlama günüdür. O da Irak Türkmen Cephesi'nin 26. yıl dönümü münasebetle 26. yaşa dolduğundan dolayı bugün Kerkük El Fusul Arba'a tören salonunda siz ağabey kardeşlerimizle bir araya toplandık. Hoş geldiniz tekrar, sefalar getirdiniz efendim. ارحب بالضيوف الكرام اهلا وسهلا بكم بكل التيارات السياسيه والمسؤولين والدوائر الحكوميه شرفتمونا اليوم في الذكرى 26 من تاسيس الجبهه التركمانيه التي اسست في اربيل ولا زالت تحتفظ بجذورها الاصيله هناك Evet, Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanlığı olarak Türkmen Eylül Uydu vesilesiyle canlı yayın olarak sizlere aktarıyoruz bugünkü törenimizi. İnşallah umarım gönlünüzde olur. Ve ekran başında bizleri takip edenlerden onlara da el sallıyoruz. Onlara da selamımızı, saygımızı gösteriyoruz. Sağ olun. نرحب بالجميع بوسائل الإعلام بالوكالات المحلية والدولية حفلنا هذا ينقل على الهواء مباشرة عبر فضائية تركمانيل أهلا وسهلا بكم مجددا Evet sayın huzur değerli ağabey kardeşlerimiz mühterem Türkmen elinden her neresinden gelen misafirlerimize saygıyla selamlıyoruz onları ve birazdan tören salonuna şeref veren Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Hasan Toran Beyleri karşılıyoruz. Evet, değerli o zaman Türkmen milleti bugün en derinden güzelim bir günü neşeli dakikalar, anılar, saatler geçireceğinizi Yüce Tanrı'dan dilerim. Hepinizin gönlünüzde olacaktır. Evet,
sanırım yani başkan gelmek üzereydi. Etle beyler millete maşallah akın yapıyor değil mi Hoca? Buyurun. Nantaziru vusula reis cebha Türkmaniye thamin. Vusulihi ila hadihil qa'a. Nukarriru terhibana bil vufud التي جاءت اليوم في كركوك وأربيل وديالة والموصل وبغداد وصلاح الدين أهلا وسهلا بكم Türkmanın tek sesidir İhtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir Bizim asıl cebhemiz Türkmanın tek sesidir İhtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir Bilmeyenler koy bilsin Irak nasasıdır Bilmeyenler koy bilsin Irak İşte girmek üzere Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Hasan Turan Beyler gelecektir. İstirhamım hepinizi alkışlarınızla bekliyoruz Sayın Başkanı. Evet. Sayın Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan Beyler şeref verecek tören salonuna. Hepinize tek rızamız, alkışla onu bir karşılayalım. Hepinize ayakta durmanızı rica olunur. Evet, Fusul Arba'a tören salonuna Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan Beyler şeref veriyor. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. رئيس الجبهة التركمانية الثامن الأستاذ حسن توران يصل قاعة احتفالنا هذا نرحب بك أستاذ حسن Evet Dedi ki anlamlı günü hepinizle beraber paylaşıyoruz O da Irak Türkmen Cephesi'nin 26. kuruluş günü münasebetine Hoş geldiniz sefaları getirdiniz efendim أهلاً وسهلاً بضيوف الكرام إراق تركمان cephesi eski başkanı Sanan Kasabağa hoş geldin aramızda bulunmaktadır ve diğer sorumlularda da sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz شرفنا اليوم ابن أربيل البار الأستاذ صنعان أحمد قصاب رئيس الجبهة التركمانية الأسبق وصل الآن مع وفدنا الذي يدخل القاعة أهلا وسهلا بضيوفنا الكرام من كل المحافظات Bu arada Irak Türkmen Cephesi Başkanı ile eşlik yapan Sayın Hasan Turan Bey ile eşlik yapan Irak Türkmen Cephesi eski Başkanı Sayın Sanan Ağa hoş geldiniz, sefaları getirdiniz efendim. Ve tüm Türkmen elinden ister Tilahfar'dan mendile kadar tüm yetkililerimize, tüm misafirlerimize bu münasebete hoş geldiniz. Tekrar söylüyorum, sefaları getirdiniz efendim. أكرر ترحيبي بضيوفنا الكرام من أربيل والموصل وديالة وصلاح الدين وطوس خرماتو وبغداد وتلعفر السادة أعضاء اللجنة التنفيذية للجبهة التركمانية شرفتمونا اليوم في الذكرى 26 لتأسيس الجبهة التركمانية أهلا وسهلا بكم Değerli milletimiz, değerli misafir, hepinizden alkış bekliyoruz bu güzel münasebeti. İşte Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Hasan Turan Bey'le ve eşliğine yapan eski Irak Türkmen Cephesi Erbil'de Sayın Sanan Aga Bey'lerde tekrar ve Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı olsun, Diyale Bölümü olsun, Tilahfar olsun, Mosul olsun, Kızılabat olsun, her neresinde Bağdat olsun, tümünüz yetkililerimiz ve misafirler hoş geldiniz, sefaları getirdiniz efendim. رحبوا معي برئيس الجبهة التركمانية الثامن الأستاذ حسن توران وبمعيته
الأستاذ صنعان أحمد القصاب رئيس جبهة تركمانيا الأسبق والسادة مسؤولي الجبهات في ديالى وطوس خورماتو وكركوك وأربيل وتل عفر والموصل أهلا وسهلا بكم جميعا. Yerine gelmeli dünya bunu görmeli. Hak yerine gelmeli dünya bunu görmeli. Cepheyle sonsuza dek olsun. Millet başladı. Önce yetkililer sonra millete hakkın yapmaya başladı. Törenimiz güzelce devam ediyor tüm hızıyla. Bu arada değerli sorumlularımız, değerli görev başında olan abilerimiz, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu arada subaylarımız ve kutlamaya gelmişler ve şeref bulmuşlar efendim. Türkmanın tek sesidir, ihtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir. Bizim asıl cebhemiz Türkmanın tek sesidir, ihtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir. Bilmeyenler koy bilsin, Irak nasasıdır. Bilmeyenler koy bilsin, Irak nasasıdır. Irak Türkmanın cephesi, Türkmanın hakkını aldı. Ve tabii ki bizler de hemen başladı. Berkiyeler, telgraflar, kutlama telgrafları da gelir. Burada Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Hasan Turan Beyler ve eski Irak Türkmen Cephesi Başkanı Senan Ağa hocamıza da ve Hişam Bayraktar Ali Meydi Beyler ve sivil toplum örgütleri teşkilat sorumluları. Sivil toplum örgütleri derken kapsıyor bütün edebiyat olsun, sanatçılar olsun, şairler sandıkası olsun ve cemiyetler olsun, hocalarımızın okuyanlar olsun. Hepsi akın yapıyor. Evet, devam ediyoruz tüm hızıyla törenimiz. Bu arada ordu subaylarımız, ordudan gelen subaylarımız, askerden burada değerli Irak Türkmen Cephesi ve yetkililerini kutluyorlar bu münasebetle. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Tüm Irak Türkmen ve subayları ve ister her nerede olursa gelmişler, gelsinler, hoş geldiler, başımızda yerler vardır. Evet, ben meslektaşım Etle Beylere teslim ediyorum Mike'ı, Arapçasına buyursunlar. Alo, kuva, mümethili, vesail i'lam. اسمحوا لضيوفنا أن يرحبوا برئيس الجبهة التركمانية. الجالسون بإمكانكم الترحيب برئيس الجبهة التركمانية في مكانه وقوفا. Evet, huzurda bulunan oturanlar kutlamaya buyurun. Devam edebilirsiniz de siz de. Sayın misafirler, sayın ağabey kardeşlerimiz, masada oturan ağabeylerimiz, ablalarımız kutlayabilirsiniz. Başkanı ve yetkililerimizi buyurun. Evet, zannedersem maşallah millet akın yapıyor. İşte bu da bir sevgidir, bir sevgiden gelir. Bir gün bizim sembolümüz olan Irak Türkmen Cephesi'nin yanında her zaman işte bu millet vardır. Bu güzelim görev başında olan insanlarımız vardır. İster muharipler derneği olsun, ister subaylarımız olsun, ister avukatlarımız olsun, mühendis doktorlarımız olsun, öğretmenlerimiz olsun, herhangi dalda olursa esnaf adamlarımız olsun, enformasyoncularımız olsun, siz olasız. İşte Irak Türkmen Cephesi'nin her zaman yanındayız. Irak Türkmen Cephesi bizim sembolümüzdür. Türkmen elinin tanıtıran bir semboldür. O da Irak Türkmen Cephesi. Sağ olun, var olun. Ben tekrar meslektaşım Arapçasına Ati Ağabeylere mektup teslim ediyorum. Sağ olun. Cemiyatuna ve ittihadatuna minel muhendisin vel muhamin ve ricalil a'mal ve'l muharibin el kudama yurahibuna bi reis cephe turkmaniye ve sada a'za el heyet tenfiziye ve wufudina min erbil ve tel afar ve'l mosul ve tuz hurmatu ve diala ve min baqi biqa'i turkman ile ahlan ve sahlan bikum cemian. Evet, değerli huzur, şimdi de partilerimizden ve din adamları şeref verdi bize, salonumuza kutlamaya gelmişlerdir. Hoş geldiler tüm
parti yetkilileri ve din elavlarımız. Bu güzel münasebet sadece buradaki olan ayakta duran görev başında olanların değil, bu bir kutlama, sizin kutlamanızdır. Irak Türkmen Cephesi kutlaması demek, Türkmen elini kutluyorlar demektir. Evet, bir sembol olarak Irak Türkmen Cephesi olarak temsil ediyor. O da bizim tüm Türkmenlerimizi ister Tlaafer'den Mendire'ye kadar. Buyur Etle Beyler. اهلا وسهلا بقياداتنا الامنيه وضباطنا ورجال الدين ادباؤنا وشعراؤنا كلكم حللتم اهلا اهلا وسهلا بضيوفنا الكرام اهلا بكم جميعا مراسيمنا ستبدا بعد قليل بعد اتمام تقديم التهاني لرئاسه الجبهه التركمانيه في ذكرى تأسيسها 26 الجبهة التركمانية التي تأسست في أربيل وانتقلت إلى كركوك واحتفظت بجذورها الأصيلة في أربيل أهلا وسهلا بوفودنا بدوائرنا الحكومية وممثلي التيارات السياسية العربية والكردية والتركمانية أهلا بكم جميعا برقية التهاني بدأت تصل سنبدأ بقراءتها تباعا Tüm edebiyatçılarımız ve devlet iş adamlarımızın hanımefendileri olsun. Burada bir güzelim akın yaptılar. Ve yapmak kaldılar da. Daha gelirler. İşte burada din adamlarımız olsun. Bize şeref verdi. Polis ordu güçlerimiz, ulusal ordumuz, Türkmen Haçlı, avukatlarımız, ahali, esnaf, Altınköprü'den, Erbil'den, Tillahfer'den, Musul'dan, Kızrabat'tan, Diyale'den, Hanekin'den, Mendeli'den, Kifri'den gelen misafirlerimize, Kerkük'ün etrafındaki olan gözlerim taze hurmatı, tavuk, tuz hurmatından gelen misafirlerimize, yetkililerimize, Dağlı Gölü'nde saygı, salam içerisinde onları karşılıyoruz. Evet, törenimiz tüm hızıyla devam ediyor. Meslektaşım Etila Agabeylere teslim ediyorum. Buyursunlar. وصل قبل قليل أكاديميون وأساتذتنا في جامعة كركوك أرى وفدا من تلعفر أهلا وسهلا بكم جميعا أهلا بالكوادر التدريسية في مدارسنا في كركوك أهلا بكم جميعا أيها الأدباء أيها الشعراء يا رجال الدين أهلا بكم جميعا يا قياداتنا الأمنية وضباطنا أهلا بكم جميعا في الذكرى 26 لتأسيس الجبهة التركمانية التي جاءت تعبيرا عن رأي الشعب التركماني أهلا بكم أهلا بكم مرة أخرى الجبهة التركمانية التي تأسست في 1995 رأسها في البداية دكتور ترهان كتانة يليه الأستاذ المهندس سنان الشلبي ثم الأستاذ وداد أرسلان ثم ابن أربيل البار الأستاذ صنعان أحمد القصاب ثم انتقلت إلى كركوك ليرأسها الدكتور فاروق عبد الله عبد الرحمن ابن الزعيم ثم رأسها الأكاديمي الأستاذ الدكتور سعد الدين أرجج ثم تولى على رئاستها بعد أن جاء ممثلا عن سوريا الأستاذ أرشد الصالحي النائب حاليا في البرلمان العراقي ورئيس لجنة حقوق الإنسان والآن يرأسها الأستاذ حسن توران رئيس الجبهة التركمانية الثامن لتبدأ الجبهة التركمانية عهدا جديدا عهدا جديدا هنا في كركوك وفي جميع محافظات كركوك محافظات العراق وممثلياتها في العراق وأوروبا أهلا وسهلا بكم جميعا نرحب بمسؤولي ائتلاف النصر الأستاذ عزام الحمداني أهلا وسهلا بك وبوفدك شرفتمونا Bu arada Azam Hamdani ve yönetimine gelen kadrolara onlara söylüyoruz. Hoş geldiniz, sefalar yazınız. Ve törenimiz tüm hızıyla devam ediyor ve millet akın yapıyor maşallah. Evet, işte bu da bir sevgi, saygıdan, tepelerinin sevgisinden geliyor. Evet, 1995'te kurulan Irak Düşman Cephesi, güzelim Muzaffer, Sultan Muzaffer diyarında, güzelim Erbil Türkmen şehrinde, ilk önce olarak Sayın Başkanlık görevine atılan Sayın Turhan Ketene ve
Sinan Çelebi, Vedat Arslan, ondan sonra Senan Ağa, ondan sonra nakl olurken 1993'ten sonra. Evet, bu arada bizim güzelim Türkmen elinden Musul Türkmenleri, Musul yetkilileri geliyor. Hoş geldiler, sefalar getirdiler efendim. Güzelim cebelerini kutlamasına. Evet, 1995'ten sonra 2003'e kadar görevde başında Erbil'de olan adlarını zikrettikten sonra 2003'ten sonra Doktor Faruk Abdurrahman ve ondan sonra teslim etti bayrağı Sayın Doktor Sadeddin Ercedin hocamızdan sonra değerli Kerkük Milletvekili ve Irak Düşman Cephesi Başkanı olan Sayın Erşet Salih Beylerden ondan sonra devroldu Sayın. Şimdi Irak Türkmen Cephesi Sayın Hasan Beylere teslim olan bayrak ve Irak Türkmen Cephesi'nin başkanı olarak siz değerli Türkmen ilerlerine gelen misafirlerimize, yetkililerimize, din adamlarımıza, ordu subaylarımıza, uluslararası ve gelen misafirlerimize hepiniz El Fusul Arba'a tören salonuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Evet, ama gelen var burada bizim hanımefendiler, ablalarımız olsun, değerli abilerimiz olsun. Evet, başkanı kutluyorlar, Irak Türkmen Cephesi Başkanı ve yetkililerini, onları kutluyorlar. Evet, 26. yıl dönümü yaşlı doluluktan sonra bugünkü bu güzelim anları sizlerle paylaşıyoruz. Biz güzelim, neşeli anları, dakikalar, saatler sizinle beraber geçireceğimizi niyaz ederiz Ulu Tanrı'dan. Evet, tümümüzle devam ediyoruz. Millet maşallah akın yapıyor. Burada olsun, yetkililer olsun veya ahali olsun. Tüm hoş geldiler. Tümümüzün başımız üstte yerleri vardır. İhtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir. Bizim asıl cebhemiz Türkmen'in tek sesidir. İhtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir. Bilmeyenler koy bilsin. وفودنا من كل بقاع تركمانلة بدأت بالوصول بعد قليل سيلقي رئيس الجبهة التركمانية الثامن كلمته هنا لنبدأ مراسيم حفلنا هذا بعيدا عن التقاليد الرسمية Bu arada Türkmen Milletvekili Hadize Türkman hoş geldiniz sefalar getirdi ve yönetimine gelen kadrolardan beraber ve bu aynı zamanda değerli öğretmenler olsun ve avukat kesim olsun, doktorluklar kesim olsun, akademisyenler kesim olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefaları getirdiniz. Asıl cephemiz Türkmen'in tek sesidir. İhtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir. Bizim asıl cephemiz Türkmen'in tek sesidir. İhtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir. Bilmeyenler koy bilsin, Irak nasasıdır. Bilmeyenler koy bilsin, Irak nasasıdır. Irak Türkmen'in cephesi, Türkmen'in hakkını aldı. Yüzde vuran geldi gitti, cephemiz defa kaldı. Irak Türkmen'in cephesi, Türkmen'in hakkını aldı. Irak Türkmenleri Tecvid Okuma Cemiyeti tarafından Mula Sabah Hürmüzlü ve Hürmüzlü aşiretinden kutluyor Irak Türkmen Cephesi'ni. Sağ olsunlar, var olsunlar. Sadat-ı Lakarim, السيد رئيس الجبهة التركمانية الأستاذ حسن توران بعد قليل سيلقي كلمته هنا تركمان ليندي تركمان ممثلي الأحزاب أهلا وسهلا بكم جميعا ممثلي منظمات المجتمع المدني أهلا وسهلا بكم يتكي ve misafirlerimize ister Kifri'den olsun ister Kızılırabat olsun bu arada Irak Türkmen cephesini kutlayan çok partiler de vardır evet onun yanında
Çok hoş geldiniz. Irak Türkmen Cephesi eski başkanı Doktor Faruk Abdullah Abdurrahman abimize hoş geldiniz. Sefalar getiriz diyoruz. Tüm huzurunuzun adınıza bu arada maşallah işte eski başkanlar da yeni başkanın yanında yer almaktadırlar. Onlara destek olarak ve hep birlikte gönül ve el birliğiyle devam ediyoruz bu törenimizi. İnşallah hep en kötü günümüz böyle olacaktır. أهلا وسهلا بقياداتنا الأمنية وضباطنا أهلا بكم جميعا Bu arada birinci Uluslararası Ortak Operasyonlar Komutanlığı'ndan gelen tüm subaylarımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Ve ardı sırada Kerkük Sağlık Daire Genel Müdürü ve Yönetim Kadrosu Kerkük Hastanesi'nden olan ve Kerkük diğer hastanelerinden, kliniklerden olan gelen mamurlara ve gelen sorumlara ve başta olan üzere Kerkük Sağlık Daire Müdürü Sayın Doktor Nebil Boştak ve ordu subaylarımıza, polis güçlerimize de onlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bizim asıl cephemiz Türkmanın tek sesidir. İhtiyarlar gençlerin köşkünde nefesidir. Bilmeyenler koy bilsin Irak nasasıdır. Bilmeyenler koy bilsin. Irak Türkmen Doktorlar Birliği ve yönetimine olan kadrolara da hoş geldiniz ve Tırşan'dan gelen, Topzava'dan gelen, Bulava'dan gelen, Kümbetler'den, Yahyava'dan, Layla'dan, her neresi olsun, güzelim taze hurmatından, Dakuk'tan, her neresi olsun, Kerkük'ün etrafından, ister dışından gelen misafirlerimize ve gelen yetkililerimize, ordu subaylarımıza ve doktorlarımıza, avukatlarımıza, mühendislerimize, öğretmenlerimize, üstelerimize, sanatçılarımıza, ister ressamı, hattatı, şairi olsun. Hepiniz hoş geldiniz değerli misafirler, hepiniz hanımefendileri. Evet, törenimiz bir de aynı zamanda parti yetkilileri gelmişlerdi kutlamaya. Onlara da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sizlerden az da söylüyoruz. Bizim asıl cephemiz Türkmanın tek sesidir. İhtiyarlar gençlerin köşkünde nefesidir. Bilsin Irak nasasıdır. Bilmeyenler koy bilsin Irak nasasıdır. أهلا وسهلا بكم جميعا نستعد لدعوة الأستاذ حسن توران لإلقاء كلمته بعد انتهاء مراسم التهنئة هناك. Buyursun Irak Türkmen Cephesi Başkanı. Alkışlarınızla Hasan Toran Beylerimizi kürsüye davet ediyoruz efendim. Nurahibu bi reisi cephe Türkmaniye Thamin al-Ustaz Hasan Turan li yulqiya kelimetehu mu'tadiran minel muhanniin. Ahlen ve sahlen bikum. Aziz kardeşlerim, aziz bacılarım, hoş gelipsiz, safalar getiripsiz. Hepinizden teker teker teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Bizi bu aziz münasebetimizde yalnız bırakmadınız. Salona bakınca pırıl pırıl bir salondaki insanları görünce insan hakikaten her zaman bu milletten gurur duyacaktır. Sözüme başlamadan önce dünkü maalesef İbnül Hatip hastahanasında çıkan yangında üzücü bir olay olarak oradaki bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet dileriz, yaralılara acil şifa dileriz,
ve ahletlerine sabır dilerik. Cephemiz bugün 26 yaşında. Irak Türkmen Cephesi Türkmen'in temsilcisi bugün 26 yıl önce bugün gibi Türkmen şehri Erbil'de kurulmuştur. Ve bugün Kerkük'te bu kutlamanı yadlarık ve söz veririk bütün milletimize, biz milletin projesine, cephenin bütün ilkelerine sadık kalacağız ve hiçbir şekilde bu cephe kurulduğu günden hangi prensipler altında kurulmuşsa bundan da sonra aynı o prensipler altında yoluna devam edecek. Bundan kimsenin kuşkusu olmasın. Herkes de bunu görecek. Yeni yönetim eskiden kurulan bütün bizim yüce başkanlarımız ne yapmışsa biz de inşallah onların takipçisi olacağız. Bayrağı elimizden geldiği kadar daha fazla ve daha ileriye ve daha hizmet sunmakla inşallah bu davayı en üstün seviyeye getireceğim. Bu cephe bütünümüzün cephesidir. Bu cephe bütün Türkmenlerin cephesidir. Bu cephe kurulma felsefesi bunu ifade eder arkadaşlar. Biz biraz yakın tarihe dönersek muhtelif rejimlerin altında hiçbir zaman diktatör rejimlerin altında Türkmenlere bir siyasi alan açılmadı. Bir parti kuramadılar. Muhtelif faaliyetlerle kültürel olsun, sosyal olsun, kardeşlik ocağı olsun. Şehitler kervanı devam etti ve bu davamıza millet olarak sadık çıktık. 1918'den Irak'ın İngiliz işgalinden 2003'e kadar işkence çeken bu millet diri kaldı. Mebadiine, ilkelerine sadık kaldı. Vabı diline sadık kaldı. Onun için bu yolu biz devam etmek zorundayız. Bu milletin hak hukunu almak zorundayız. Cephenin kuruluş felsefesi arkadaşlar, iki önemli unsur üzerine kurulmuştur. Birincisi, Türkmenlerin meşru siyasi temsilcisi olmak ve Türkmen davasını ister Irak içinde, ister bölgesel yerlerde, ister uluslararası mahfillerde Türkmen davasını anlatmak ve haklarımızı, hukuklarımızı elde etmekti. Bunu hiçbir zaman unutmamışık ve unutmayacağız. İkinci felsefesi, cephenin kuruluşun ikinci felsefesi çatı olmaktı. Cephenin felsefesi herkese kucak açmaktı. Cephenin felsefesi hiçbir Türkmen'i yazda bırakmamaktı. Cephenin felsefesi gelin bu yükü birlikte taşıyağın. Arkadaşlar yük çok ağırdı. Bir insanla, bir kuruluştan, bir fertten bir yere taşıyabilmeyiz. Gelin hepimiz bu meselede ortak olağın. Hepimiz bu meselede el bir olağın. Ama el birlikten evvelce ul birlik isteriz. Birbirimizi sevağın. Birbirimizi kırmayağın, birbirimizin aleyhine çalışmayağın, birbirimizin aleyhine konuşmayağın. Her zaman diyağın Türkmen Türkmen'di. Türkmen harda olsa kardeşimizdi. Irak'ta olsun, Türkiye'de olsun, Azerbaycan'da olsun, Kazakistan'da olsun, Bosna'da olsun. Avrupa'da yaşayan Türkmenler, buradan Amerika'da giden, göç eden, göçe maruz kalan Türkmenler, onlar hepsi kardeşimizdi. Onların fikrine ihtiyacımız var. Onların meşuretlerine ihtiyacımız var. Yeter ki bize yazılı bir şekilde önerilerin, fikirlerin sunsunlar. İnşallah biz gelmişiz sadece bir iş yapmaya, millete hizmetkar olmaya, millete hizmet etmeye ve bu davanı daha ileriye taşımaya. Onun için Türkmen Türkmen'e muhtaçtı ve bu cephemiz ilk gün nasıl çatı olarak kurulmuşsa bugün de aynen o çatıdı. Ve buna devam edecek.
aziz kardeşler, bu birlik beraberliğin pratik, ameli bir adımlara döndürmemiz lazımdı. Sadece lafta kalmasın bu birlik beraberlik. Gördüğünüz birkaç gün önce bir toplantıda yaptık. Kerkük için, Türkmen ili bölgesi için, Irak için bütün Türkmen partiler bir araya gelerek bir tek liste olarak Irak Türkmenleri cephesi olarak Cebhet Türkmenil Irak'ı ilan ettik. Bu bir büyük başarı, bir şahsın, bir partinin başarısı değil. Bu bütün siyasi partilerin başarısıdır. Bu bütün milletin başarısıdır. Çünkü bize bu birliği isteyen millettir. Sizlersiz. Siz istediniz bizden birlik beraberliği. Biz de sizi bu sözümüzü ciddiye alarak o birlik beraberliği gerçekleştirdik. O birlik beraberlik devam edecek. Biliriz çok insanlar o birlik beraberlikten rahatsızdı. Ama o birlik beraberliği illa ve illa devam ettirecek. Çünkü o birlik beraberliğin amacı milli menfaati, Türkmenleri daha güçlü bir şekilde seçime hazırlamaktır. Aziz milletimiz, aziz kardeşlerim, aziz bacılarım, önümüzde sınavlar var, imtihanlar var. O sınavları, o imtihanları iyi bir şekilde geçmemiz lazımdı. İndenden seferberlik etmemiz lazımdı. Demesin kimse hele seçimlere 6 ay kaldı. 6 ay siyasi tarihte, siyasi hayatta çok kısa bir zamandı. Bakın arkadaşlar, seçim ayrı insanlar için, ayrı toplumlar için Irak'ta bir seçim olabilir. Ama Türkmen milleti için seçim sayımdı. Seçim milli mücadelenin bir parçasıdır. Milli varlığımızın bir parçasıdır. Lütfen aziz milletimiz, aziz kardeşlerimiz, siz bizden birlik beraberlik istediğiniz partiler olarak biz de sizin için bu birlik beraberliği sağladık. Bizim de sizden istirhamımız, bizim de sizden istediğimiz bunun karşılığında bu milli görevi getirip yerine seçime katılmalıyız. Arkadaşlar, Kerkük Türkmen şehriydi. Kerkük Türkmen'di. Kerkük'ün Türkmenliğini sandıkta da göstereceğiz. Bunu söz isterim sizden. Bunu milletimizden söz isterim. Kerkük'ün Türkmenliğini sandıkta da ispat edeceğiz ve göreceksiniz. Gideceğiz, kapı kapı çalacağız. Hepimiz gideriz. Sadece bir şahıs yetmez, bir kuruluş yetmez. Bir kapıları çaldık. Diyarık nene, baba, amme, dayı, ahli ve parık cebu görevi yerine getir. Genç kardeşlerimiz, kadınlarımız, üzeri üzebe yüc bir görev düşürü. Bu milleti sandıka götürmek sizi o görevizdi. Gençlerimiz, kadınlarımız, bu milleti yarı yolda bırakmayın. Biz bırakmarız ama sizi o desteğinizle bırakmarız. Lütfen gençlerden, kadınlarımızdan, bütün insanlarımızdan, din alimlerimizden, hocalarımızdan, minberlerimizde, Ramazan vaizlerimizde lütfen bu milleti anlatın, aydınlantırın. Bu milletin sizi o gibi bilgi veren insanlara ihtiyacı var. Özü de biz bir efendi milletik. Bu efendi milleti sandıktan çıkan oylarla da bütün dünyaya ispat edeceğiz ve göstereceğiz. Bazı kardeşlerimiz, bazı bacılarımız diyorlar biz seçime katılmarız. Seçimde hile oldu. Seçimde ihlal oldu. 2018'de olanları kimse unutmayıp biz ne için gidiyoruz seçime? Ben de bu sualı çok mantıklı görürüm. Ama aynı zamanda arkadaşlar, sen eğer istirse 18'deki manzara, olaylar tekrar olmasın, bunun tek yolu var, o da seçime katılmaktı. Yok seçimi boykot etmekti. Seçime katılmamaktı. Ne için? Sen kullanmadığı sesi emin ol o sandıkta boş kalmaz. Ayrı taraf geli o sandığı dolduru. Sen yetmediği o tarafta sen o tezvirler için fırsat açsan, müzevvirler için fırsat açsan, lütfen o fırsatı verme özlerine.
Sen milli görevi yap. Seçime katıl. Türkmen adayların birsin seç. Ondan sonra da o milli görevin onun ötesindeki koy. Seni o siyasetçileri onun mücadelesini versin. Dört ilde bir görevdi. Önemli bir görevdi. Eminim inşallah bu seçimlerde bütün seçimlerden daha fazla. İster Kerkük'te, ister Erbil'de, ister Musul'da, ister Tilahfer'de, ister Duzhurmat'ta, ister Diyale'de, ister Bağdat'ta, bütün yerlerde Türkmenler, Türkmen adaylarını inşallah yalnız bırakmayacak, sandukta sahip çıkacak. Ben bütünümüzden teşekkür ederim. Bütünümüzden Allah razı olsun. Bizi yalnız bırakmadınız. İnşallah nice bu münasebetleri birlikte kutlarız. Ve inşallah Allah subhanehu ve teala Irak'ımızı bütün acı olaylardan saklar. Bu hastalığı bir an önce üzerimizden kaldırır. Ve bütünümüzün Allah subhanehu ve teala bu Ramazan ayı münasebetiyle orucumuzu, taatımızı kabul etsin. Sağ olun, var olun. Bu arada Irak Türkmen Cephesi Başkanı Sayın Hasan Turan Beyler anlamlı konuşmasından dolayı çok teşekkür ederiz. Evet, aynı zamanda maşallah millet akın yapıyor. İster parti yetkilileri olsun, ister polis güçleri yeniden geldiler. Kerkük polis güçleri hoş geldiler, sefaları getirmişler. Evet, aynı zamanda Kerkük milletvekilimiz Sayın Ahmet, Doktor Ahmet Haydar Beyler ve güzelim Sultan Muzaffer Diyarı'ndan Kuzey Irak Parlamento Devlet Bakanı Sayın Aydın Maruf Beyler de hoş gelmişler, sefalar getirmişler. Aynı anda anlamlı konuşmasından dolayı yerini alacaktı Sayın Irak Düşmen Cephesi Başkanı Hasan Toran. Evet, yalnız fırsat var iken öyle sesimle konuştu. Bak yine o biçime korku saldı içime. Bak yine o biçime korku saldı içime. Öperem el ayağı bez yetkinen seçime. Ben bir kuşam gökdeyim. Ben bir kuşam gökdeyim. Kefteyim, dübükteyim. Harda bir Türkmen görsem diyerem Kerkük'teyim. Evet, bize şeref veren Kerkük Eğitim Müdür Yardımcısı Sayın Ali Gülboy Beyler şeref verdi. Sayın Başkan ve Başkan'ın yanında olan eşlik yapan geçen dönemlerin başkanları ve muhtarlar burada aynı zamanda bize şeref verdiler. Ve Irak Türkmen Cephesi Büro Sorumluları ve Müfettiş Müdürümüz Hanımefendi Sevsen Cedu aynı zamanda bizlere şeref verdi. Evet, hoş gelmişler, sefalar geldi. Tüm PESO şirketinde ister görev başında olsun, ister emekliler olsun. Hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli izleyicilerimiz, görüşmelerimiz tüm hızıyla devam ediyor. Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun 26. yıl dönümünde şu an törende yanımızda eski başkanı, Irak Türkmen Cephesi'nin eski başkanı. Efendim hoş geldiniz öncelikle. Sağ ol, teşekkür ederim. Bugünle ilgili neler söyleyeceksiniz, görüşleriniz nelerdir? Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun yıl dönümü münasebetiyle siz de buradasınız, burada bulunuyorsunuz. Eski bir başkan olarak söyleyecekseniz nelerdir? Irak Düşmen Cephesi'nin tabii esas kemuessese bütün Türkmen'in ve bütün insanların, bütün vatandaşların bir müessesesidir. Ve bize tabii kurucularındanık, ilişki düzücü yazanlardanık ve bu tüzüşçü kuruldu. Irak Düşmen Cephesi yalnız Türkmençi değil, bütün vatandaşlarçıdır ve bütün insanlarçıdır. Onun için bu normal bir şeydi. Ve aynı zamanda da Türkmen ne kadar eğer partileri ayrıysa, yoksa fikir ayrıysa, birisi İslamçıdır, birisi İlamcı, İlmanidir, ayrı ayrı olursa. Ama hedef, ana hedef birdi. O da diğer bizim tabii Kurtuluş ilçesinin kurucusu olduğuma
onu bir ilçelerden budur. Kim olursa ol, nerede olursa ol, yeter milli davayanda ol. Biz insan olarak bütün insanlarda eşit haklara sahibiz. Vatandaş olarak da bütün Irak vatandaşlarına dan barabar eşit hakka sahibiz. Ve aynı vakitte de üçüncü bir millet olandak ki halk olarak. Sandalye, sayım filan meselesi değil. Biz halk olarak üçüncü mükevvinik. O nedenle halk olarak bütün Irak masası üzerinde içte dışta biz söz sahibi olmak gerekir. Ve Irak'ta ne karar çıkarsa bütün Irak'a bağlar. O zaman biz o kararlarda bizi de bağlar. O nedenle bizim fikrimiz olması gerekir. Biz bir millet olarak ve bir sorumlu olarak buna gurur duyarız. Hürrük. Kimsenin malı değiliz. Allah'ın kuluyuz. Milletimizin yanındayız ve ona hizmet ederiz. Bu davanın devrişiyiz. Post, mansap, yer, koltuk bizim yanımızda yoktu. O nedenle milli davada koşanlar, millet sevenler farkı var particilik partiden. Partinin yürüyüşü ayrıdır. Onun için bizim milletimiz, bütün partileri, bütün müesseseleri ve cephede tabii en güçlü bir müessese olduğuna ve özünü dünyada tanıttığı nedeniyle bu özelliği var. Onun için mutlaka herkes bu millete ve bu müesseselere sahip çıksın. Ben de bir biz olmamız gerekir ve bütün insanlarla kardeş olmamız gerekir ve bütün vatandaşlarımızla kardeş olmak gerekir. Ama onları da çağırırız, onlar da bizim gibi olsun. Biz her zaman bunu söylemişiz. Ne kadar da Türkman isek, o kadar da Kürt'tik, Arap'ık ama bir şartla bir Kürt, bir Arap'ta ne kadar Kürt ise, Arap ise o kadar da Türkman olsun. Bütün ilçeler onu çıkırılıp eşitlik, kardeşlik. Bütün dinlerde onu çıkarılıp insana hizmet ediyor. İnsana hizmet etmek için kendimizden başlayıp özümüzü yapmak gerekir. Özümüzü yapmasak, kendimize sahip çıkmasak, kişiliğimize sahip çıkmasak milletimize de çıkmalık. Milletimize çıkmasak vatandaşlarımıza da çıkmalık. Biz olarak herkes bize güvensin. Biz herkese güvenlik. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun bu güzel sözleriniz için. Gerçekten memnun olduk sizi gördüğümüze. Teşekkürler. Evet değerli izleyicilerimiz, görüşmelerimize devam ederek şu an yanımızda efendim Irak Türkmen Cephesi Başkan Yardımcısı Eytem Haşim Muhtaroğlu. Merhabalar efendim. Merhaba. Bugün Irak Türkmen Cephesi'nin 26. yıl dönümüdür. Siz de burada bulunsunuz. Öncelikle sizi tebrik ederek ve bunun yanında neler söylemek istiyorsunuz bugünle ilgili? Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Irak Türkmen Cephesi 26 yaşında. Irak Türkmen Cephesi tüm Türkmen milletinin cephesi. 1995'te kurulanda çok zor bir gündeydi. İcap etti. Türkmen milleti için bir böyle müessese kurulsun, cephe çatısında tüm Türkmenler olsun. Ve bugün de çok keyifli bir gündü. Yani gerçekten bugün sıcak olmaya rağmen, Ramazan olmaya rağmen bugün milletin bu şekilde katılmağı, bizi tebrik etmeği yükümüzü daha fazla ağır etti ve aynı zamanda da bizi koydu. Mutlu olağın gelen günler bu millet böyle bize el el verer. Bu kötü günleri inşallah milleti iyi bir günlere, bir parlak günlere ve bu zor durumları inşallah bu milletten birlik barbarlıktan geçerek sağ olsun milletimiz. Irak Türkmen Cephesi adına ve çalışanlar adına tebrik ederim bütün milletimizi. Bugün Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşu günüdür. 26 yaşında oldu ve aynı zamanda da böyle günlerde de gerek şehitlerimizi unutmayalım. Tüm Türkmen şehitleri ve özellikle Irak Türkmen Cephesi'nin şehitleri. Zaten 95'ten Irak Türkmen Cephesi siyasi müessese olmaya rağmen çok büyük lider kadrolardan vuruldu. Çok şehit, çok sayıda şehitler verdi. Ve böyle günlerde de gerek unutmayalım. Ve inşallah da milletimiz vefalıdır. Ve Irak Türkmen Cephesi'nde çalışanlar vefalıdır. Hiçbir vakit şehitlerimizi unutmamışız. Her zaman onları gözümüz önüne koymuşuz. Bakmışız ileriye. Ondan dolayı geldikçe Irak Türkmen Cephesi daha geniş oldu. Tabanı daha güçlü oldu ve gelen günlerde inşallah bir yeni yönetimden Irak Türkmen Cephesi'ni
ve milletimizi parlak günler bekleriz. Sağ olun, var olun. ضباطنا وقياداتنا الأمنية أهلا وسهلا بكم الأكاديميين التربويين الشعراء الأدباء وفد غرفة تجارة كركوك وفد محافظة كركوك برئاسة الدكتور عماد دهام والأستاذ مروان العالي أهلا وسهلا بكم جميعا. Değerli izleyicilerimiz, görüşmelerimiz tüm hızıyla törende devam ediyor. Şu an yanımızda Irak Türkmen Cephesi eski başkanı ve Türkmen milletvekili Sayın Erşet Salih'i bulunuyor. Kendisinden bir görüşme alalım, bakalım bugünle ilgili neler söyleyecek. Efendim merhabalar, öncelikle bugün Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun yıl dönümüydü ve burada bir tören düzenlenmekteydi. Bununla ilgili neler diyeceksiniz? Siz de burada hazır. Tekrar milletimize onu diyelim ki her zaman başı üskek, dimdik, hiçbir zaman geri adım almak yok. Milli projeler bizim için önemlidir. Irak Türkmen Cephesi bizim için bir araçtır, bir vesiledir. Onunla beraber muhtelif araçlar da var hizmet etmek için. Irak Türkmen Cephesi olmadığı takdirde 100 ilden önce bu millet projesini devam etmişti. Ama cephe kurulduktan sonra Irak Türkmenlerinin en meşru temsilcisidir. Irak Türkmen Cephesi 1995'te Erbil'de ilan edildikten sonra Türkmen milletinin bir çatısı olmuştu. Bu çatını beraber korumamız lazımdı. Bu çatını yıkanlar var. Bu çatını dışarıdan delenler var. Bugün yaptığımız değişimlerin içinde gözümüz yeni yönetimden beraberdi. Biz aynen yeni yönetimimizin içindeyiz. Hiçbir zaman halkımız onu zannetmesin ki biz bu davadan uzak durmuşuz. Irak Türkmen Cephesi Türkmen milletinin nefesi. Tabi birileri ister bu nefesi kessin, birileri ister bu nefesi zayıf etsin, birileri ister cephenin Bağdat'ta olan kuvvetini endirsin. Onlara bu millet izin vermez. Muhtelif yollarımız var hizmet etmek için. İlan bir yandan, araştırmacılarımız bir yandan, şairlerimiz bir yandan, yazarlarımız, herkes, ilanımız bir yandan, televizyonumuz bir yandan. Düşman bekleri biz birbirimize düşağın. Biz asla ve asla ona fırsat vermeyiz. Irak Türkmen Cephesi'nin de vesilesiyle Türkmen bayrağını eğer burada, eğer Suriye'de, eğer İran'da olsun inşallah yükseltiriz özünü. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. من مكتب وزير الداخلية مديرية حقوق الإنسان بكركوك تهنئ وتبارك لتأسيس الجبهة التركمانية العراقية ومن الله التوفيق وتهنئ الجبهة التركمانية والشعب التركماني بمناسبة تأسيسها الأغر وتتمنى من الله عز وجل أن يعيدها بألف خير مقر الجبهة التركمانية في حي الواسطي أهلا وسهلا بوفدنا من كفري أهلا وسهلا بوفد تازة خرماتو وطوز خرماتو وألطون كبري وقضاء الدبس أهلا بكم جميعا. Irak Türkmen Cephesi Türkmenlerin iradesiyle kurulmuştur. Sloganı altında bugün burada bir tören düzenlendi. Bu törende Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş yıl dönümü, tabii ki de 26. yıl dönümü münasebetiyle törende şu anda yanımızda Türkmen Milletvekili Hatice Ali Türkmen var. Kendisinin görüşünü alalım, bakalım neler söyleyecek. Merhabalar efendim, hoş geldiniz siz öncelikle. Bugün neler söyleyeceksiniz Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluş yıl dönümü münasebeti? Türkmen Cephesi Türkman varlığı, Türkman ve meşhur haklarını korumak için Türkman liderleri kanatları altında olan kadroların yaptıkları fidakarlar için 1995 yılında Erbil'de Türkman Cephesi ilan oldu. Türkmen Cephesi'nin bugün 26 yıl dönemi vesilesiyle buradan diyerek bütün Türkmen eli bölgelerine, halkımıza, teşkilatlarımıza ve partilerimize en içerimizden kutlu ve mutlu günlü diyerek özlerine. Kerkük'te, Musul'da, Diyale'de, Duz'da, Beşir'de, Taza Hurmatı'da, Şifre'de, Emirli'de bu bütün kızıl dereler Türkmen eli bölgelerinde İteca Kur'an gününden şimdiye kimin
fidakar olan kimseler, o kimseler şehirlerimiz ki canlarını fida verdiler. Bu yolunda diğer olarak içerimizden kanı kanı rahmetler olsun özlerine. Biz biliriz her zaman Türkmen cephesi siyasi sahada düşmanlarımız çok bir kötüler yaptılar özlerine. Her zaman istediler bir yani girişler yapsınlar ama Türkmen cephesi ispat etti. Kurulan günden şimdiye gibi mücadele yapmış, irtibatta kaldı ve Türkmenlerin temsilcisi oldu. Tüm Türkmen milletini ve obalarını ve memleketlerini hepsini aldı kanat altında. Tekrar burada ben söylerim halkımıza teşekkürler ve biz minnetkarız özlerine indiden ölene kimin. Sonsuz teşekkürlerimiz sizlere de. Biz teşekkür ederiz efendim. Yaklaşan parlamento seçimleriyle ilgili neler diyeceksiniz? Son bir söz uzağlağın. Bu yaklaşan parlamento, biz biliriz parlamento bu yakınlarda oldu. Onca ricamız var bütün milletimizden. Bu parlamentoya hepsi katılsınlar. Çünkü düşmanlarımız bir şeyler seferler, bir daayeler filanlar gitmeyin, karışmayın filan etmeyin. Ama bu kârdı kazançtı düşmanımız için. Ama bizim için ya hayır. Her kimi, her hangi kişini, hangi adayı seçersen seç. Ama o yani en mühim şey, en önemli şey nedir? Sen müşareke yapıyorsun. Gerek. Her kimde, buradan diyelim, patakasını almayıpsa, tehdis yapmayıpsa, geçsin yapsın. Çünkü bu bizim, özümüzün, gelen günlerde çocuklarımızın, Türkmen bölgelerinin müstakbeli buna bağlıdır. Ve her zaman, ben bilirim, Türkmen milleti bir müthakkaf milletti. Her zaman da öz çocuklarının müstakbelinde olanı. Ondan dolayı gerek biz buradan söyler özlerine, müşarekeler yapın. Ve teşekkürlerimiz size de özlerine de. Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık. Evet değerli izleyicilerimiz, görüşmelerimize kaldığımız yerden devam ederiz. Türkmanın tek sesidir, ihtiyarlar gençlerin közkinde nefesidir. Bizim asıl cephemiz Türkmanın tek sesidir, ihtiyarlar gençlerin közkinde nefesidir. Bilmeyenler koy bilsin Irak nasasıdır. Bilmeyenler koy bilsin Irak nasasıdır. Irak Türkmanın cephesi. Evet görüşmelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Şu an yanımızda Sevsencek Duhan'ım var. Bakalım onun görüşü nelerdir bugünle ilgili. Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun 26. yıl dönümü münasebetiyle görüşünü alalım. Merhabalar efendim. Merhaba hayatım. Efendim bugün Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun 26. yıl dönümüydü. Bilirsiniz ki siz de bu törende hazır bulunursunuz. Neler söyleyeceksiniz? Görüşleriniz neler? Buradan çok heyecanlıyım, çok keyifliyim. Bu güzel törenimize, bu güzel münasebetle. Ne güzel milletimizi görüyorum. Hepsi heyecanlandı, keyiflidiler. Gevül gevül el ele, yüzlerine gözlerine göresem bu keyfim ki bizim burada hepimiz hissediriz, el biriz, gevül biriz. Allah'tan temennimiz inşallah evvel de kalır. Başımız üskek, keyifliyiz. Güvenli gözümüze biz Türkmanız. İnşallah geleceğimiz daha iyi seçme katılsılar. Burada hepsine diriz milletimize. El bilir, gevül bilir olun ki siz katlar seçmese bu geleceğimizi, gençlerimizi, sizi kimin gençlerimizi, hepimizin geleceğidir. Milletimizin, hepsi milletimiz, Irak milletinin, özellikle Türkmen milletinin, Kerkük milletinin. Kibiz çıkalım sahip, Kerkük'e çıkalım, milletimize çıkalım. Herkese diyelim, Allah ya Rabbi hayırlı etsin. Bu güzel Ramazan'ı hepsi için taatlar, oruçlarını kabul etsin. Ya Rabbi bu hastalığı kaldırsın üstümüzden. İnşallah geleceğimiz güzel günler. Peki Sevsen Hanım, şimdi siz bir bayan olarak bizim Türkmen bayanlara neler demek istersiniz? Özellikle hani bu konularda aktif olmaları için. Burada ben kadın olarak bütün kadınlarımıza derim. Gelin kadın seçme. Zaten siz toplumun yarısısınız. İndi daha fazla, toplumdan da daha fazlasınız kadın. Her yerde güzel rolünü terk ediyor. Güzel basmalarını her yerde dolananda kardeşiyle beraber hiç bir eskülüğü yoktu. Gelsin bilakis katılsınlar ki hatta yerimiz alakın her yerde. Peki çok teşekkür ederim efendim. Çok sağ olun. Teşekkürler. Devam ediyoruz sevgili izleyicilerimiz bizimle kalın. Evet
liderlerimiz görüşmelerimiz devam edir. Şu an yanımızda Irak Türkmen Cəbhəsi Kərkük İl Başkan Yardımcısı Sayın Kahtan Bendavi yanımızda. Bakalım bugünle ilgili neler söyleyecek. Merhabalar efendim. Öncelikle hani bugün dolayısıyla Irak Türkmen Cəbhəsi kuruluşunun 26. yıl dönümü dolayısıyla görüşleriniz nelerdir? Tabii her şeyden önce bugün Türkmenlerin gerçek temsilcisi olan Irak Türkmen Cəbhəsi 26 yıl dönümüdür. Bir alumnuzdur ki 95 yılında kurulan bir partidir. Irak Türkmen Cəbhəsi Irak'ta Türkmenlerin hak hukukunu yere getirmek için kurulmuştur. Irak Türkmen Cəbhəsinin bütün mensupları, Irak Türkmen'in Cəbhənin başkanı, yardımcıları, yürütme kurulu üyeleri, biz mensupları olarak gece gündüz millet için çalışmaya söz veririk. İnşallah Irak'ın içerisinde üçüncü ana unsuru gerçekleştireceğiz. İnşallah bütün temel haklarımızı, coğrafi, tarihi, eğitimsel haklarımızı inşallah hep beraber alacağız. Türkmen milletini tebrik ederim, kutlarım. Irak Türkmen Cəbhəsi'nin güvensiler, Irak Türkmen Cəbhəsi gece gündüz inşallah çalışacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun, ağzınıza sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sizlere de üstün başarılar dilerim. Türkmenin tek sesidir, ihtiyarlar gençlerin közkinde nefesidir. Bizim asıl cebhemiz Türkmenin tek sesidir, ihtiyarlar gençlerin közkinde nefesidir. Bilmeyenler koy bilsin, Irak nasasıdır. Bilmeyenler koy bilsin, Irak nasasıdır. Irak Türkmenin cebesi, Türkmenin hakkını aldı. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün herkese bellidir. Irak Türkmen Cəbhəsinin 26. yıl dönümü münasebetiyle böyle bir canlı, bir şenli bir törene katılmış olduk. İnsanlarımızı burada, milletimizin ne kadar Irak Türkmen Cəbhəsine bağlı olduğunu en açık bir örneğidir burada. Tabii herkese bellidir. Irak Türkmen Cəbhəsi bir siyasi partidir. Bunun bütün Türkmen milleti bundan çok yıllar önce bekirdi. Hatta bunu diyebiliriz. Telafer'deki kaç da olayından bugüne kadar böyle bir olayın, böyle bir kuruluşun bütün Türkmenleri kapsayan her yönüyle, genciyle, kadınıyla, erkekiyle, yaşlısıyla herkesi karşılayabilen böyle bir kuruluşun olmasını, bir çatı olması, Türkmen milletinin hepsini bir arada toplamasını, tabii Türkmen milletinin birisi Irak Türkmen Cəbhəsinin içinden ayrılan bütün partilerimizi aynı zamanda da bizim Irak Türkmen Cəbhəsinin bir kolu olarak görmekteyiz. İnsanlarımızı her zaman inşallah bundan önce olduğu gibi bundan da sonra da Irak Türkmen Cəbhəsi herkesi kapsar, herkesi çatısı altında toplayacaktı. Böyle bir törende bulunduğumuz için, bugünü bir daha tekrar gördüğümüz için tüm milletimize sonsuz şükranlarımızı bildiririk ve hepsinin Ramazanını, orucunu, niyazını Cenab-ı Allah'tan kabul etmesini dileriz. Allah bizim milletimizi her zaman yücelsin, her zaman yüksek tutsun hocam. Ve inşallah da bizler de yeni yönetim olarak inşallah elimizden gelen milletimize hizmet etmek, milletimize kul olmaya her zaman hazırız. Bundan önce olduğumuz gibi sizlere de buradan sonsuz şükranlarımızı bildiririk. Olaylarımızı milletimize aktardığınız için. Sağ olun, teşekkür ederim. Sağ olun, ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. İhtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir. Bizim asıl cebhemiz Türkmen'in tek sesidir. İhtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir. Bilmeyenler koy bilsin, Irak nasasıdır. Bilmeyenler koy bilsin, Irak nasasıdır. Irak Türkmen'in cebesi, Türkmen'in hakkını aldı. Yüzde vuran geldi gitti, cebemizde bak kaldı. Irak Türkmen'in cebesi, Türkmen'in hakkını aldı. Yüzde vuran geldi. Evet değerli izleyicilerimiz, görüşmelerimize hız kesmeden devam ediyoruz. Şu an törende yanımızda Ali Mehdi Sadık bulunuyor. Kendisinden bugünle ilgili görüşlerini alalım. Bakalım bugünle ilgili bizlere neler söyleyecek. Merhabalar efendim. Öncelikle hani bugün Irak Türkmen Cəbhəsi kuruluşunun yıl dönümüdü bilindiği üzere. Bizler de burada toplanmışız bu güzel törende. Bugünle ilgili sözlerinizi alabildik. Neler söyleyeceksiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Her şeye rağmen, Ramazan'a, Kur'an'a rağmen, Irak
Türkmen cephesine karşı olan sevgi Tellahfer'den Mendeli'ye kadar bugün bu kağıda gösterildi. Bu bir. Herkes gelenlerin bütünlerine teşekkür ederim. Sayın Cephe Başkanı'nın verdiği mesaj çok önemliydi. Irak Türkmen cephesi çatıdır. Hiç kimse Irak Türkmen cephesi dışında kalmasın. Herkese kucak açmışız. İnşallah bu yengi başkanla, yengi sistemle daha güzel, daha güçlü Tellahfer'den Mendeli'ye bütün Türkmenleri kucaklayacak bir yönetim olacaktı. Biz buradan eski insanlarımızı, eski örtümünü de kınamırız. Evet, onlara da teşekkür ederiz. Bugün Saran Ağa buradaydı. Bugün Faruk Efendi buradaydı. Bugün Erşen Salih'i buradaydı. Hasan Tuna'na destekti bunların hepsi. İnşallah Irak Türkmen cephesi bugünden sonra daha güçlü olarak sizin televizyonunuzda var. Türkmen'in tek sesidir, ihtiyarlar gençlerin közkinde nefesidir. Bizim asıl cephemiz Türkmen'in tek sesidir. İhtiyarlar gençlerin közkünde nefesidir. Bilmeyenler koy bilsin. Evet değerli izleyicilerimiz, görüşmelerimiz tüm hızıyla devam eder. Şu an yanımızda Türkmen Eğitim Bölümü Müdürü Kemal Beyatlı Bey yanımızda da. Bakalım bugünle ilgili neler diyecekti bize. Efendim bugün bilindiği üzere Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun 26. yıl dönümüdü ve bugün de bu büyük bir tören düzenlendi. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bismillahirrahmanirrahim. Tabii ki her şeye göre biz bugün buradayız. Eğitimi temsil ederek sağ olsun. Bizim cephemiz her zaman bizimlendi. Ne zaman bir işe ihtiyacımız oldu özel bizimle durumlar. Ne yazık ki hapse alanımız isterdik burada olsun. Ama ki biz bu hastalıktan tarafa çok kalabalık edebilmedik. Tabii ki biz bazı öğretmenleri getirdik, bazı okullardan getirdik. Başkasını getirebilmedik. Yani istemedik çok kalabalık olsun. İnşallah her yıl burada biz ihtimal ederiz. Cephemizin münasebetiyle ve cephe bizim her vakit bizim için bir çadırdır. Biz bu çadırın altında işleriz. Ne zaman bize ihtiyaç oldu, biz en küçük askeri gözleriydi. Sizden de memnunum buraya gelmek için. Sağ olasın. Efendim bugünle ilgili neler diyeceksiniz? Bugün Irak Türkmen Cephesi'nin kuruluşunun 26. yıl dönümüdü. Görüşünüz nerede? Biz çok tebrik ederiz. Riyaset Cephe'nin, yenci Riyaset Cephe'nin bu 26 kuruluşuna. İnşallah biz bu şeyin altındayız. Her vakit cephenin ensasında durmuşuz. Çok tebrik ederim Müsad Başkan Hasan Toran'a. İnşallah muvaffak olar. Bir iyi adam seçtiler. İnşallah bu görevi de en iyi şeyde yeri dözün inşallah. Yaşasın milliyetçi insanlarımız. Yaşasın her nerede olsun ister. Kerkük'ün içine dışında, Irak'ın içine, Irak'ın dışında. Allah korusun tüm Türk dünyamızı, tüm Türk'ü Allah korusun. Sağ olun. Evet, Atilla Bey, mic sizde. Ahlan ve sehlan bi al-amid Salih Mudir al-difa' al-medeni fi Kerkük. Hâzâ al-cihâz lezî tehammela ib'an kabîran fi zil al-câihâ huna fi Kerkük. Ahlan ve sehlan bika seyyid al-amid. نختتم حفلنا هذا في الذكرى 26 لتأسيس الجبهة التركمانية العراقية التي هي تعبير عن إرادة الشعب التركماني. نختتم هذا الحفل حفاظا على التباعد الاجتماعي.